sen gelmeden önce ben anlatırken bir takım videolar verirken, şimdi dün akşam Halk TV'de de biraz incelendi bu, hani Murat Arel de anlattı. Olaylar şuraya dayanıyor, bilmiyorum sen de farkında mısın? Mesela Selin Ciğerci 2019'da 40 bin lira bir kredi alıyor ve bu işe başlıyor. 3 yılda milyonlar, 70 milyonluk, işte 200 küsür milyonluk cirolara geliyor. Bu fenomenler de işte ne bileyim Neslim Güngen galiba, işte başkaları da hep 3 yıllık, 4 yıllık maksimum şeyleri, hikayesi. Bu ne oluyor? 2019'da bir sihirli değnek mi değiyor hepsine? 2019 ve 2020 yılları arasında bizim de gördüğümüz tablo şunu gösteriyor ki, kara para kazanan kişiler, yani illegal yoldan para kazanan kişiler güzellik sektörünü keşfediyorlar. Ve baktığımız zaman da bu güzellik sektöründe saydığımız bu isimler, buna işte Dilan Polat'ı, Nesim Güngör'ü ya da baktığımız zaman Eylül Öztürk'te dahil olmak üzere veya diğerlerini, hepsi birbirleriyle girift bir ilişki içinde. Hani bunların bütün hepsinin tesadüf olması imkansız. Şunun için imkansız diyeceğim. Şimdi 2019'da açıyorsunuz ama bilindiği gibi 2020'de biz bir pandemiyi görüyoruz. Pandemi baktığımız zaman da, pandemi döneminde dünyada bütün sektörler krize giriyor. Güzellik sektörü de kapanıyor uzun yıllardır. Yani kapanan bir sektör nasıl olur da bu kadar şubeleşerek büyüyebilir? Şimdi bu ticaretin doğasına aykırı bir durumdur. Şimdi bir yeriniz olabilir ama birdenbire 3 yılda, 4 yılda bu kadar şubeleşmek imkansıza yakındır. Bir şubenin maliyetinin, içinde yerin tutulması, cihazların alınması, bununla birlikte dekorasyonun yapılması, yani şu bugün birisi bir güzellik merkezi kuruyorum dese en az 20-25 milyon lira bir para ayırması gerekecektir. Belki de 1 milyon dolara yakın bir para koyması gerekecektir. Şimdi pandemiyle birlikte birileri bir açıklasın. Yani bu kadar şubeleşen sektörde insanlar, madem öyle, bunu bir açıklasınlar. Nasıl bu kadar büyüdüler? Tabii. Dünyadaki bir ekonomik kriz, pandemiyle birlikte ekonomik krizden bahsediyoruz. Ve hala dünya bu ekonomik krizi üzerinden atabilmiş değil. İşte bir ciddi bir problem var. Madem güzellik sektörü bizde bu kadar büyüyor, yurt dışında neden büyümüyor? Yani Avrupa'ya bakıyorsunuz, büyüyen bir güzellik sektörü görmüyoruz. Aksine hep küçülen bir ekonomilerden bahsediyoruz, sektörlerden bahsediyoruz. Demek ki burada çok ciddi bir şekilde bir problem var. Yani devletin buna çok ciddi bir şekilde bir el atması gerekiyor. Eğer bu el atamadığı müddetçe burada bu yapının büyük şemasını görmemiz zor olur. Şimdi biz Dilan Polat'ı gördük. Dilan Polat bana göre biz sadece ahtapotun bir kolu. İşte bakıyorsunuz, işte daha önceden fotoğrafları da çıktığı için söylüyorum. Büyük bir yemek masasında birdenbire hepsi şubeleşmiş. Ama öncesine baktığınız zaman hiçbir iş doğru düzgün geliri olmayan insanlardan bahsediyoruz. Bunun bir örneğini dün yine Murat da bahsetti. Eylül Öztürk'e bakıyorsunuz. Eylül, evet. Öztürk'e baktığınız zaman hostes, fikir küçümsemek anlamında söylemiyorum. Aileden zengin değilsiniz. Eşiniz ne iş yapıyor? Barmen. Birdenbire... Yani bir takım prodüksiyon işleri deniyor falan işte Eylül Öztürk'te. Bir şey hani oyuncu yapmayı deniyor. İşte bir şeyler, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Eğer ki öyle bir para kazanacak olabilseler, şu an prodüksiyon iş yapan birçok büyük firmalar var. Hiçbiri bu kadar para kazanamıyor. Aynı şekilde çok daha büyük oyuncular var ki şu an eğer ki selebriti bir isim değilseniz zaten çok büyük paralar kazanamazsınız ki oyunculukta. Siz eğer sürekli dizilerde oynayan, aranan selebriti isimseniz iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Onun dışındakiler kazanamıyor. Eylül Öztürk böyle bir isim değildi hiçbir zaman için. Doğru. Hani doğru. Bu böyle bir parayı kazanamazsınız. Bu kadar şubeleşemezsiniz. 11 tane evinin şeyini de göndermiş mesela, adreslerini falan da göndermiş.
Bir şey söyleyeyim mi? Orada hatalı gönderdiği bir şey var. Ben de Ne? araştırdım. Şu an oturduğu evin, yani cep telefonu tam rakamı olduğu için şu an hani bakamayacağım. Tam oturduğu evin, sistemde kayıtlı olan evin, sadece bir evin değeri 800 küsür milyon, bin lira. Yani neredeyse, pardon, dolardan bahsediyoruz. Neredeyse 1 milyon dolarlık bir evde oturuyor. Ve kendi adına kayıtlı. Ve yine yakın zamanda bazı evleri başka bir Türk'ün üzerine olduğu görünüyor. Onun ismi benim cep telefonu, o şu an aklımda olmadığı için ezberimden onu söyleyemeyeceğim. Şimdi o kişiyle aynı evde oturdukları görünüyor. Yani Eylül Öztürk ve kocası aynı şekilde de Amerika'daki Amerikan vatandaşı olan, ayrıca hem Türk bir kişiden bahsediyoruz. Onun eşiyle birlikte sanki dördü de hep aynı adreste görünüyor. Ama Eylül Öztürk'ün yakın zamanda üzerinden çıkarttığı bazı evlere bakıyoruz. O da aynı şekilde yanında kaldığı görünen beyefendinin üzerine kayıtlı. O zaman insanın aklına şu geliyor. Bu evler gerçekten de Eylül Öztürk'ün mü, yoksa Türkiye'den birileri Eylül Öztürk'e ev alması için yarın bir gün eğer o tarafa, o bölgelere gelirseler diye kullandıkları bir paravan mı? Şimdi Emrullah, işin şöyle bir iki yanı var. Bir, senin dediğin gibi hani güzellik şeyinde merkezleri olan tarafı var. Hani şubeleşme, işte Dilan Polat falan gibi. Bir de Eylül Öztürk gibi güzellik merkezi tarafı olmayıp mesela Selin Ciğerci gibi işin online'da satan tarafı var. Ama baktığında sonuç aynı. Fakat farklı şeyler mi? Bahar, hayır. Hepsinde bir kere güzellik adı altında hepsi krem üretiyor. Hepsi bir takım ürünler üretiyor. Hepsi internetten satıyor. Sadece biz baktığımız Eylül Öztürk'ün de işte hani pedikür, manikür olarak açtığı yerler var. Ama adı ne üzerine geçiyor? Güzellik merkezi üzerine geçiyor. Sadece Eylül Öztürk'ün de şu an yerlerini bilmiyorum ama muhtemelen yoksa hani bir botokstu, dolgu, belki iğne dişlem bulunmuyordur. Ama onun dışında birçok hani cihazların da bulunduğu yerden bahsediyoruz. Yani sonuçta güzellik merkezi. Sadece ötekinde bir doktorun diplomasını kullanmanız gerekir ki Dilan Polatlar'da da böyleydi. Eylül Öztürk'ün de şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla bir doktorun diploması sadece yok. Sistem aynı Yani sistem. peki sistem aynı da soru çok fazla. Mesela hala şöyle çelişkiler var. Diyor ki Dilan Polat'la Engin Polat'ı şikayet eden sade bir vatandaştı. İşte bahis paralarını akladığı ve Kıbrıs'ta ölen, yani daha önce ölen bir iş adamının paralarını aklıyor diye şikayet eden bir vatandaştı diye hala şeyler var. Yani tam o şey mi, belli Şimdi mi? hayır. Bu yanlış bir bilgi. Yani bunu Peki. şöyle açmak gerekir. Şöyle açmak gerekir. Dosyada hani sade bir vatandaşın hani şikayeti derken tabii ki orada bir takım isimlerden bahsediyor. Biz o zaman şuraya dönmemiz gerekiyor. Asıl soru şu. Devletin de bence sorması gereken asıl soru şu. Halil Falyalı öldüğünde Halil Falyalı Kıbrıs'ın ve Avrupa'nın bu anlamda baronuydu. Yani yasa dışı bayisin, sanal bayisin Baronu Halil Falyalı'ydı. Halil Falyalı ölmesiyle birlikte onun yerine kim geçti? Ve kimler bu sistemi devam ettiriyor? İşte bizim bu yapıyı çözebilmemiz için hani güzellik merkezindeki yapıyı çözersek zaten çorap söküğü gibi oralara gidecektir. Şöyle bir bilgi var. Yanlış bilgi. Öztürklerin oturduğu 800 bin dolarlık ev kiralık, sahibi Seyran ve Ferda Kavak demiş bir Tamam. izleyicimiz. Ferda Kava doğru söylemiş. Ferda Kava evleri kim satmış? Beyefendi ben yani soruyu soran arkadaşa belgeleri gönderebilirim. Eylül Öztürk satmış. Diyorum ki Evet, böyle zor. birbirler arasında devir teslim var. Yakın zamanda yine Eylül Öztürk kendi eşine yanılmıyorsam 250 ya da 240 bin dolarlık bir ev devretmiş. Çok yakın zamanda hızlı bir şekilde LLC şirketleri üzerinden bir devirler söz konusu.